Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cebirsel ifadelerde çarpma işlemlerini göreceğiz. Göreceğiz. Çarpmaları, cebirsel ifadeleri gördük. Bir de çarpmaya bakalım arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde çarpma. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. O zaman ne yapalım? Biz de çarpalım. Çarpalım hocam. 2'yi burada toplama işlemi üzerine dağıtalım arkadaşlar. 2 çarpı x artı 2 çarpı z. Çarpmaları ben yazmıyorum ya. Yazmaya gerek yok. Buna bakalım. X'i dağıtalım. X çarpı x. X çarpı x. Artı x artı çarpı 4. Artı 4 çarpı x olsun. Düzenleyelim. Şıklarda böyle dağınık bulamayız. Biraz toparlayalım şöyle. Tamam. X çarpı x. X üzeri 2 olur. Artı 4x olur. Buraya bakalım. 3x'i dağıtalım. 3x çarpı x. X eksi 3x çarpı 4. 4. O zaman burası ne olur? 3x x. Kare eksi 3 kere 4 12 x olur. Burada gene dağıtıyoruz. Bugün iyi dağıttık ama. 7x çarpı 2x artı 7x çarpı 3. 7x'i dağıttık. Burası ne olur o zaman? 7 kere 2 14x. 14x kare artı 7 kere 3 21. 21x oldu arkadaşlar. Hemen diğer çarpmaya bakalım. Burada da ikililer var. Yani burada da iki terim var, burada da iki terim var. O zaman biz bunları çarparken ne yapmalıyız? Önce x'i çarpmalıyız, sonra 2'yi çarpmalıyız. Şöyle düşünebilirsin. Diyelim ki şu ev sahibi. Evet. Bu da misafir. X ev sahibiyle tek tek tokalaşacak. Öyle değil mi? Evet. 2 de tokalaşacak. Ayıp olur yoksa. X ile önce x artı 5'i çarpacağız. Sonra artı 2 ile yine x artı 5'i çarpacağız. Bunları hemen çarpalım arkadaşlar. X ile x'i çarpacağız. X çarpı x. X ile artı 5'i çarpacağız. Sonra 2 ile x'i çarpacağız. 2 ile 5'i çarpacağız. Ne olur burası? X çarpı x. X kare. 5x. 2x. 2 kere 5. 10 oldu mu? Oldu hocam. Şıklarda bunu bulamayız. Bulamayız. Bulamayız çünkü benzer terimler var. Bunlar da toplanması gerekiyor birbiriyle. Ve x kare olmadığı için aynen yazıyorum. Bakın x'ler burada var. Evet. Benzer terim değişkenleri aynı olan. Çarpacak mı? Yok, toplayacağız. Ve dereceleri aynı olanlar benzer terimdir. 5x, 2x. 5 tane, 2 tane daha. 7. 7 tane. X. X oldu artı. 10. 10 oldu arkadaşlar. Şıklar da budur. C şıkkı bence. Buna bakalım. 2x artı 1 ile x eksi 3'ü çarpacağız. Şunu biraz daha şöyle büyük yazalım. Hemen 2x ile x'i çarpalım. Burada işaretlere dikkat edelim. Artı 2x artı x ile çarpılırsa artı olur. Artı olur. 2x çarpı x. Artı 2x ile eksi 3'ü çarparsak. Eksi. Eksi olacak işaret. Eksi 2x çarpı 3. Sırada en zor terim 1 ile çarpıyoruz. 1 ile x çarpacağım. İşaret artı zaten. 1 ile eksi 3 çarpacağım. İşaret ne olur? Eksi olur hocam. Eksi olur. Artı ile eksi çarparsak. Eksi 1 çarpı 3. Hemen bu dağıttığımız şeyi düzeltelim. Burası 2x kare olur. Eksi 2 çarpı 3. 6x. Artı 1x. Eksi 3. Burada gene benzer terim var. Böyle bırakmıyoruz. 2x kare. Eksi 6 artı 1 toplarsak 7x mi? Farklı işaretler toplarken Çıkarma yapıyoruz. Eksi. 6 lira borcum var. 1 lira param var. 6 ne olsun meyve olarak? Elma olsun hocam. Avokado olsun. Wow. 6 avokado borcum var. Bir tane avokado da daldan topladım. 5 tane avokado borcum oldu. Eksi 5x. Eksi 3. Böyle de bırakacağız. Hatta bunu şöyle asalım. Asalım hocam. Biraz ters oldu ama olsun. Alan bulma sorusu. Yuvandaki dikdörtgenin uzun kenarı 4 birim, kısa kenarı 3 birim azalınca oluşan yeni dikdörtgenin alanını cebirsel olarak ifade edelim. Uzun kenar 4 birim azalsın. 4 birim çıkartacağız. O zaman uzun kenar ne oldu? 2x artı 3 oldu. Kısa kenar 3 birim azalsın. Hop yandan yazıyorum şöyle. 3 azalırsa ne olacak? X artı 3. X artı 3 olacak. Ben de alan sorulduğu için alan neydi? Uzun ve kısa çarpımı. Kenarın çarpımıydı. Ben de alanı bulmak için
2x artı 3'te x artı 3'ü çarpıyoruz. Çarpacağız. 2x eksi çarpı c'yim. 2x çarpı 3 işaretleri hep artı. Çünkü hepsinin işareti artı. 3 ile x'i çarpalım. 3 çarpı x. 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 çarpı 3. Düzenleyelim. 2x kare artı burası 6x artı burası 3x. 3 kere 3. 9. 9. Son düzeltme daha iyi yapalım. Benzer terimlerimiz var. 2x kare artı 6x 3x daha 9x artı 9. 9 olacak. Bunu da böyle asalım. Böyle asalım bu sefer. Bakalım bir diğer sorumuz. Uzun kenar A santim, kısa kenar B santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan kenar uzunlukları 9 santim ve 7 santim olan dikdörtgen şeklinde parça kesilecek. Buna göre kalan bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bulalım. Önce büyüğün alanını bulalım. Bulalım. Sonra küçüğün alanını çıkaralım. Tamam. Eksi yapalım. Çıkarma işlemi yapalım. Büyüğün alanı ne olur? Uzun kenarı A, kısa kenarı B. A çarpı B. B olur. Bundan eksilecek olan nedir? Bu kenar 9, bu kenar 7 idi. Bu bir dikdörtgendi. Evet. Bunun alanını bulalım. 9 kere 7. Eksi 63. Olacak. Alan da budur. Evet. A çarpı B'den 63'ü buluruz. Çıkartıyoruz. Diğer bir örneğe geçelim. Burada da üçgenin alanını bize sormuş. Üçgen alanını bulurken arkadaşlar biz taban ile yüksekliği çarpıp 2'ye böleceğiz. O zaman ne olacak? 4x artı 2 çarpı x eksi 1. Biz bunu 2'ye böleceğiz. Hemen çarpalım. Çarpalım hocam. 4x çarpı 1 x 4x çarpı x. Artı 4x eksi 1 ile çarparsak eksi 4x çarpı 1. 2 ile eksi çarpalım. Artı 2 çarpı x. 2 ile eksi 1'i çarpalım. Eksi 2 çarpı 1. Bölü 2. Ne olur burası? 4 çarpı x çarpı 4x kare. 4x kare eksi. 4 ile 1'i çarparsak 4x artı 2x eksi 2 bölü 2 olacak. Küçük bir toparlama yapalım. Yapalım. 4x kare. Benzer terim olmadığı için aynı yazıyorum. Şunlar toplanabilir, çıkarılabilir. Eksi 4 ile artı 2 toplarsak eksi 2 olacak. 4'ten 2 çıkartıyoruz. 2 büyüğün işareti eksi 2x eksi 2 bölü 2. Biz bu şekilde bırakalım ya. Alan bu şekilde bulunur. Sadeleştirme olayı var ama onu da yapmayın. Onları biraz... Şıklarda yok zaten hocam. Şıklarda yok zaten. Şıklarda bu var.